İpek Yolu'nda sakin bir liman. Zefre Gülburnu Köyü belgeseli. Tirebolu ve Giresun arasında küçük bir mahal olup, Letaifi Havaiyesi bulunmak cihetiyle, buraya Bağd-ı Sabah yani baharda doğudan esen, hafif ve hoş rüzgar manası olan Zefur denilir. Şair Şevket. Giresun'un tarih, kültür, turizm de marka değeri Esbiye ilçesi ve tarihi Zefre Limanı. Tarihi Zefre Limanı, Karadeniz bölgesinde tarihi önemli olan bir liman ve bu limandan İpek Yolu kolları vasıtasıyla Karadeniz İç Anadolu bölgesine bağlanıyordu. Biz de şu an Zefre Limanı'ndan bu sahillerin muhteşem görüntülerini sizlerin yüksek bilgilerine sunacağız. Dillere destan Karadeniz, Türk'ün tarihine bakarak çırpınır. Bu yüzden hırçındır Karadeniz. İnsanlar her zaman sakin ve güvenli bir liman arar burada. Tıpkı masmavi denizi, billur koyları ve dantela zarafetindeki sahilleriyle Zefre Limanı gibi. Karadeniz'e yüksekten bakan kent ormanına sırtını yaslamış, sükunet ve huzur diyarı Zefre. Çin'den başlayan tarihi İpek Yolu, Karadeniz'de Giresun'un Tirebolu Limanı'nda buluşur. Üç şehir anlamına gelen Tirebolu'da, Andos Kalesi ve Zefre Limanı, kültür tarihimizde önemli yeri olan İpek Yolu'nu kucaklar. Tüccarlar Zefre Limanı'nın sakin ve serin sularında kendini güvende hisseder, zorlu yollara çıkmak için hazırlık yaparlardı. Doğu Karadeniz'in en ünlü doğal limanı olan Zefre, Karadeniz'in sert rüzgarlarına geçit vermez. Esbiye Zefre Limanı'na İpek Yolu kervanlarıyla gelen ticari mallar, gemilerle İstanbul ve Romanya üzerinden asırlar boyunca Avrupa'ya taşınmıştı. Zefre Limanı, Cenevizliler ve Trabzon-Pontos İmparatorluğu için çok önemliydi. Yağlıdere'nin Karadeniz'e döküldüğü yüksek bir tepenin üzerindeki Andos Kalesi, Zefre Limanı'nı korumak için yapılmıştı. Gelevara ve Yağlıdere vadilerindeki yollar, İpek Yolu'nu İç Anadolu'ya bağlayan iki kol gibidir. Zefre'nin bağlı olduğu Giresun'un Esbiye ilçesinin doğusunda Tirebolu ve Güce, batısında Keşap ve Yağlıdere, güneyinde Alucra ve Şebinkarahisar ilçeleri bulunmaktadır. Oğuz Türklerinin Çepni boyu bölgeyi vatan yapmışlardır. İpek Yolu'yla asırlar önce Türkistan Horasan'dan Anadolu'ya geldiler. Gümüşhane, Kürt'ün Harşit Vadisi'nden geçen İpek Yolu'yla Malazgirt Savaşı'ndan önce Tirebolu bölgesine yerleşip vatan yaptılar. Çepni vilayeti olarak bilinen Giresun'da her köyün ve her yaylanın ayrı bir hikayesi vardır. İpek Yolu'ndan Zefre Limanı'na gelen mallar, Yağlıdere üzerinden İç Anadolu bölgesine gidiyordu. Yağlıdere Tekkeköy'deki Allah dostu Abdullah Halife Hazretleri'nin kurduğu zaviyeye, Kanuni Sultan Süleyman tarafından ferman verilmiş, Yavuz Sultan Selim'in annesi Gülbahar Hatun tarafından vakfedilmişti.
Zefre Limanı'ndan Yağlıdere Vadisi ile İç Anadolu'ya giden İpek Yolu'nun emniyetini Abdullah Halife Tekke ve Zaviyesi sağlıyordu. Zefre'den Gülburnu'na. İpek Yolu'nda güvenli bir liman olan Zefre, 1960'lı yıllarda Gülburnu adını alır. O zamanlarda Zefre Limanı ve Gülburnu köyündeki yaşama şöyle bir yakından bakalım isterseniz. Karadeniz sahilinde sakin ve güzel bir balıkçı köyü Zefre'nin 7 mahallesi vardı. Henüz sahillerinden karayolu geçmemişti. İnsanlar yüklerini sırtında taşırdı. Zefre Limanı insanlar için önemli bir geçim kaynağıydı. Karadeniz'in azgın dalgalarından korunmak için gemiler Zefre Limanı'na sığınırdı. Deniz taşkın olduğu zamanlarda, dalgalı olduğu zamanlarda gemiler bu limanda demir atarlardı. Ve o zaman burası çok kalabalık, gemilerin, balıkçıların iskan bulduğu bir yer. Bol miktarda kahvehane ve bakkal vardı. Demir yatağı, tarihi bir demir yatağı. Oraya hava bozduğu zaman, karayla çarıldığı zaman 15-20 lira sen, ben öyle söyleyeyim, siz 30 lira. Gemiler gelip çektirmeler, hark, ta camının üzerine. 11 kulaç su vardı orada. 11 kulaca demir atarlardı. Hava marifetini, havanın iyi olmasını beklerlerdi. Sandalla gemiciler dışarı çıkardı, kaptanlara falan. Kahveler vardı bizim burada. O zaman da kahveçi oldu. Kahvelerde otururlardı. İhtiyaçlarını görürlerdi. Köylüler, Zefre Limanı ve tersanesine gelen tüccarlara odun ve kereste satar, balıkçılık yaparak geçimini temin ederdi. Doğal ortam ve bozulmamış sahiller görülmeye değer güzellikler sunardı. Pazartesi günleri Espiye'de pazar kurulurdu. Köylüler alışveriş için tarihi Gülburnu Camii önünde toplanırdı. O zamanlar kayıklarda motor yoktu. Kürek çekilerek Espiye'ye gidilirdi. Bu yüzden fırtınalı günler Gülburnu halkı için bir kabus gibiydi. Ama hava güzel olduğu zamanlarda kayıklarla yarım saate Espiye'ye gidilirdi. Eksiğini, geldiğini, ihtiyaçlarını kayıklarla, buralara yapılan yolculuklarla temin eder. Tabii benzinli motorlardı. Bazen yarı çalışır, yarı çalışmazdı. Denizin ortasında bazen kalırdık. Söker takarlardı, buji yağlandı derlerdi falan. Öyle bir maceralı yolculuğumuz çok oldu. Yaptınız mı öyle? Çok oldu. 6'da Espiye dolunur, 8'e kadar ihtiyaçlar alınır. Yağdır, gazdır, tuzdur, şekerdir. Bir de somun ekmeği dediğimiz ekmek alırlardı. O zamanlar çok beklerdik, dedem gelsin de bize o somun ekmeğinden versin de yiyelim diye. Bize o somun ekmeği pasta gibi gelirdi. Çünkü devamlı mısır ekmeği yerdik, başka bir ekmek yoktu. Kayıkları kaçıranlar patika yollardan saatlerce yürüyerek Gülburnu köyüne gelirdi. O devirlerde bırakın arabayı, bizim eşek ve at gibi hayvana taşıtacak şeylerimiz de yoktu. Köyde her şey sırtta yapılırdı. Karadeniz'in meşhur hamsısı, istavrit, o zamanlar iyi istavritler vardı. Bunlarla avcılık yapardık. İşte Espiye'de hava iyi olursa kayıkla, hava kötü olursa sırtımıza vururduk bu yaya yoldan. Doğru Espiye'ye satmaya giderdik. Ve 1978 yılından sonra da köyümüz karayoluna kavuştu. Ekonomik sıkıntılara rağmen insanlar sakin ve güvenli olan Zefre Limanı gibi Gülburnu köyünde mutlu ve huzurluydu. Bize hep eskilerin, büyüklerimizin giydikleri, onlara dar gelenler bize verilirdi. Babam ilk kez bana bir kara lastik almıştı. Ve ben o kara lastikle, daha ilkokula gitmiyorum, kara lastikle sabaha kadar yattığımı hatırlıyorum. Bu da benim gözlerimi yaşartıyor şu anda aklıma geldikçe. Zefre Limanı'ndaki balıkçı barınağından kayıkla denize açılarak
Zefres sahillerinde dolaşıyoruz. Karadeniz'in el değmemiş güzelliklerini keşfe çıkıyoruz. Hırçın Karadeniz bize süt liman oluyor. Tarihi Zefre Limanı'ndan çıkış yaparak Esmi sahilden sizlerin yüksek bilgilerine sunacağız. Tarihler 1975'li yıllar. Bu sahil yolunun adım adım yapıldığına canlı şahitlik yapıyoruz. Hemen bu burun, karayolları tarafından aylarca bu burun üzerinde çalışılmış ve bu yol zor şartlarda açılmıştı o dönem. Daha önce tarihi Arimelit yolu üzerinden Giresun'la bağlantı kuruyordu Karadeniz bölgesi, Trabzon, Artvin, Rize. Dönüşe geçtik. Bu muhteşem Esmiye sahilleri artık arkamızda. Sizleri de buraları görmeye davet ediyoruz. Zefre'den Esmiye sahiline kadar gidip gelirken, kayıktan başka ulaşım aracının olmadığı, kar ve fırtınalı havalarda dünyayla bağlantısı kesilen eski Zefre'yi düşünüyoruz. Orada bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüzdür. Gezmesek de, tozmasak da, o köy bizim köyümüzdür. Orada bir ev var uzakta. O ev bizim evimizdir. Yatmasak da, kalkmasak da, o ev bizim evimizdir. Ünlü kültür adamlarımızdan Ahmet Kutsi Tecer ne de güzel söylemiş. Orada bir köy ve ev varsa, bacası tütüyor, sokaklarında çocuklar oynuyorsa, o köyde hayat vardır. Milli şairimiz Mehmet Akif'in dediği gibi, sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. İşte Gülburnu köyünde hayat var. Ocaklarda ateş yanıyor, bacalar tütüyor. İlim, Kültür ve Tarih Araştırmaları Merkezi İKTAV ve Devre Alem Belgesel Programı farkıyla belgesel tadında Giresun'un Esmiye ilçesi Gülburnu köyüne gidiyoruz. Gülburnu Köyü. Gülburnu Köyü Giresun'a 26, Esmiye ilçe merkezine 5 kilometre mesafededir. Kuzeyinde Karadeniz, güneyinde Hacı Mahmutlu, doğusunda Arıdurak ve batısında Değirmen Ağzı köyleriyle çevrilidir. Zefre Gülburnu köyü sınırları içerisinde köyün su ihtiyacını karşılayan Laz, Liman, Kıdıllı ve Henek olmak üzere 4 deresi bulunmaktadır. Köy 7 mahalleye ayrılmıştır. Bu mahallelerden Henek Mahallesi tamamen iç kesimde olup 35 hane, Aktaş Mahallesi 46, Kıran Mahallesi 66, Kıdıllı Mahallesi 30, Yeni Mahalle 51, Liman Mahallesi 144 ve Civek Mahallesi 41 olmak üzere köyün genelinde toplam 413 hane bulunmaktadır. Bu 400 hanenin 350 hanesi veyahut da 300 hanesi gurbette. Fındık zamanı gelecek işte böyle yaz mevsiminde. Yaz ayları ve fındık toplama mevsiminde nüfusu artan köy, muhteşem manzarasıyla bir tablo yandırır. Zefre adının kaynağı. Karadeniz sahillerinde doğal bir liman, gemiler için uğrak yeri olan Zefre ya da şimdiki adıyla Gülburnu Köyü, tarihi süreç içerisinde çeşitli isimlerle anılmıştır. Ancak bu isimlerden Zephiron, Zephirion, Zephola, Zephirun, Zephir, Zephur,
Zümre gibi isimlerden hiçbiri kullanılmazken Zefre ismi halk arasında hala kullanılmaktadır. Arapça kökenli zefir isminin bazı kaynaklarda nefes verme anlamına geldiğini görüyoruz. Karadeniz tarihi üzerine araştırma yapan Şakir Şevket'in 1877 yılında yazmış olduğu Trabzon tarihi eserinde Zefre burnundan bahsederken Tirebolu ve Giresun arasında küçük bir mahal olup Letaifi Havaiyesi bulunmak cihetiyle buraya Bad-ı Sabah yani baharda doğudan esen hafif ve hoş rüzgar manasına gelen zefur dendiğini söylemektedir. Evliya Çelebi seyahatnamesinde Giresun'a vardığında çeşitli yerlerden bahsederken Perpolum'dan sonra Zemreburnu'ndan geçtiğini ve buradan da Görele Kalesi'ne hareket ettiğini açıklamaktadır. Zefre adıyla ilgili önemli bir kaynaksa milattan sonra 180 yılında ölen Romalı yönetici Arian'ın imparatoru Trajan'a yazdığı mektuptur. Arian bu mektupta Zefirion'da gemiler için demir atacak yer vardır. Giresun'dan Zefirion 16 mil çeker demektedir. Gülburnu Köyü'nün kuruluşu. Oğuz Türkleri 10. yüzyılda Seyhun boylarında yaşamaktaydılar. Bozkırlarda göçebe hayat tarzı yaşayan Türkler tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktaydı. Çeşitli nedenlerle göçler başladı. Göç edenlerden bir grup Karadeniz'in kuzeyinden batıya, diğer bir grupsa güneyden Cende, Aral Gölü'nün kuzeyine geldi. Göçler sonunda Doğu Karadeniz sahilleri iki yoldan Türkler tarafından yerleşime açıldı. Bunlardan biri Karadeniz dağlarında yayla yapan Harşit, Torul, Kürtün gibi vadilerden ilerlerken, diğeri de Samsun'dan doğuya doğru ilerleyen Oğuzhan'ın altı oğlundan biri olan Gökhan'ın soyundan gelen Çepnilerdi. Osmanlı'da ilk kez 1831 yılında yapılan ve kadınların sayılmadığı nüfus sayımında Zefre köyünde 21 yetişkin erkek nefer, 24 çocuk, 13 yaşlı olmak üzere 58 kişinin bulunduğu yazılmaktadır. 1835 tarihli nüfus defterinde Zefre köyünde 61 kişinin yaşadığı, bunların Balcıoğlu, Bayramoğlu, Candaroğlu, Eğrioğlu, Elet Miskioğlu, Gebeşoğlu, Hamza Hasanoğlu, Hamzaoğlu, İbreoğlu, Kara Hasanoğlu, Kandioğlu, Kocaoğlu, Kökeçalioğlu, Köseoğlu, Mansuroğlu, Mollaoğlu, Tankıroğlu, Zobunoğlu ve Zunoğlu lakaplı 19 sülaleden meydana geldiği görülmektedir. 1700 ve 1800'lü yıllarda Harşit, Kürtün ve civarındaki bölgelerde göçler olmuştur. Bize göç oğulları derler. Göç gelmişiz burada Çepni boylarından, Kürtün'den gelmişiz. 1720-1750 yılları arasında Hristiyanlarla birlikte Müslümanlar da sahile göç etmişlerdir. 1805 yılında yaşanan 2 yıl süren veba salgını Tirebolu şehir merkezini etkilemiş ve bu sebeple halk şehri terk etmek zorunda kalmıştır. Azalan nüfus Gümüşhane ve Torul'dan gelen Müslüman göçlerle takviye edilmiştir. Bizim ailemiz Trabzon'un istikametinden gelme, Eynesil tarafından gelme, oradan Kürt'ün tarafına yerleşmişler. Oradan da benim dedemin dedesi Bölükbaşı İbrahim'i babasıyla beraber geliyor. 1835 yıllarında babası Sarı Mustafa lakaplı dedemiz. ...1827-1828 yılları Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Rusların Doğu Anadolu'yu işgal edip Erzurum'a, oradan Bayburt, Gümüşhane yoluyla Trabzon'a inmeye çalışması sonucu halk yerlerini terk etmek zorunda kalmış ve kaçarak sahillere doğru inmiştir. Biz buraya anadolu'dan gelmişik. Daha orada harp zamanlarında
Buranın insanları hep göçebe gelmişler. 1853 yılında Ruslara karşı yapılan Kırım Savaşları'ndan sonra Osmanlı Devleti'nin müttefiki Avrupa ülkelerinin isteğiyle Rusya'dan bölgeye Ortodoks Hristiyanlar getirilip yerleştirilmiştir. Bu tarihlerde Giresun ve Ordu yöresinde Hristiyan köyler oluşturulmuştur. 1853 yılında Rusya'dan Espiye ve çevresinde yerleştirilen Hristiyanlar ve dini liderleri Papa Yannes, 1916 yılı Kasım ayında Topal Osman Ağa'ya bağlı müfreze tarafından Ağrı Melit, Tamdere ve Şebin Karahisar üzerinden Sivas iline gönderilmiştir. Hristiyanların boşalttığı sahil kesimine köyün üst kesimlerinde yaşayan atalarımız yerleşir. 1923 tarihinde imzalanan Lozan Anlaşması sonrası, 1924 yılında Türkiye Devleti ile Yunanistan arasında yapılan göç mübadelesi anlaşmasıyla bölgedeki tüm gayrimüslim azınlık Yunanistan'a göç eder. Espiye ve Giresun çevresi 1853 Kırım Savaşları öncesinde olduğu gibi tümüyle Türklerin yaşadığı bir bölge haline gelir. Gülburnu Köyü'nün tarihi. Gülburnu Köyü'nün yerleşim tarihinin başlangıcı ile ilgili olarak 19. yüzyıldan öncesine dair bilgiler bulunmuyor. Fakat bu yerleşim yerinin adına ilk kez Konyalı Skylark'a ait olan Karadeniz sahillerindeki deniz seyahatlerini anlatan eserlerden en eskisi olarak dikkat çeken ve M.Ö. 508 yılına tarihlenen Akdeniz Seyahatnamesi'nde rastlıyoruz. Bu seyahatnameye göre Zephyron limanıyla Giresun Ares adasının bulunduğu bölgede Mosunoiklerin yaşadığı görülmektedir. Gülburnu köyünün de içinde bulunduğu Doğu Karadeniz bölgesi tarih boyu birçok kültüre, medeniyete ve 90 civarında farklı etnik gruba ev sahipliği yapmıştır. Bazı güçler Doğu Karadeniz tarihini M.Ö. 656 yıllarında kurulan Yunan kolonilerinin tarihiyle başlatarak kendilerine mal etmeye çalışmaktadırlar. Oysa M.Ö. 2000'li yıllardan günümüze kadar bölgede Türk varlığının mevcudiyeti bilinmektedir. 1594-1595 yılları arasında devletçe düzenlenen Doğu Karadeniz'e ait 42 iskele arasında Zefra adı yoktur. Ancak 1600'lü yılların sonuna doğru Doğu Karadeniz bölgesinde canlanan ticaret sonucu, tüccarlardan gemi ve sandal bahası adı altında vergi alınmaya başlanınca, tüccarlar vergi vermemek için yükleme ve boşaltma işlerini resmi iskeleler dışında kaçak olarak yapmaya başlar. Bunun üzerine şikayetler başlar. İşte bu şikayetler sonucunda Zefre'de iskele olduğu ve bu iskelenin de tüccarlar tarafından kullanıldığı görülür. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde bahsettiği Karadeniz sahil boyu gezisinde ise Giresun'dan Tireboli'ye geçerken Zümreburnu sahillerinde herhangi bir yerleşimden bahsetmeyip evlerin tepelerde olduğunu söyler. Geçmişte güvenlik, sağlık ve korsan baskınlarından korunmak amacıyla köydeki yerleşimlerin 3-5 evi geçmeyecek şekilde olduğu, buranın liman olarak kullanıldığı ve esas yerleşmenin 1800'lü yılların başlarında olduğu görülmektedir. Manevi tarihimizde Gülburnu. Giresun'un iki köyü arasında seferde olan vapurların düdük çalarak selamladıkları bir yer vardır. Uluburun. Keşap ilçesine bağlı Hisarüstü köyü ile Espiye ilçesine bağlı Gülburnu köyü arasında Karadeniz'in sarp kayalarını, oyuklarını ve yemyeşil ormanlarını bir arada görmek mümkündür. Gelin hep birlikte doğu ve batı istikametlerinde gidip gelen bütün vapurlara düdük çaldıran, selam verdiren bu burnun hikayesine birlikte göz atalım. Vaktiyle bir gemi Karadeniz'de fırtınaya tutulur. Kaptan Gülburnu köyüne sığınmaya karar verir. Uluburnu diye adlandırılan yere gelince tayfalar yorulur ve son gayretleriyle
küreklere sarılır. Bu sırada denizden gelen ve karaya doğru şiddetle esen bir rüzgarın tesiriyle gemi sarsılır ve dümeni kopar. Kaptan idarede aciz kalır. Gemi kayalara doğru sürüklenmektedir. Tam kayalara çarpacağı sırada geminin direğinde yeşil bir ışık yanar. Bu inanılmaz hadise gemidekileri şaşkına çevirir. Söylendiğine göre köyün Himmetli Gıran'ı denilen yerde Ocak Dede adlı bir Horasan Alperini'nin mezarı varmış. Gemicilerin kötü sonlarını gören bu ulu zat yeşil sarıklı olarak tekneye hakim olmuş. Hatta tekneyi doğrulttuktan sonra dümeni de yerine takmış. Gemicileri sağ salim yolcu etmiş. O günden sonra gemiler düdük çalarak burayı selamlar. Himmetli Kıran'ı geçmişten günümüze çok önemli olaylara ev sahipliği yapmış ve hakkında çok şeyler konuşulmuş, hatta yaşanmış bir yerdir. Geçmişte Himmetoğlu diye birisi yaşıyormuş. Burada bir yatır, önemli bir yatır olduğu söylenir. Bu yatırı birçok kişiler görmüş diyorum. Ben bizzatihi gören kişilerle görüştüm. Halamın oğlu hemen Himmetli Kıran'ın eteğindeki bahçede çalışırken akşama kısa bir süre kala iki tane sarı atlı görmüş. Onları görünce çok korkmuş, feryadı basmış. Yavaş yavaş Himmetli Kıran'ına doğru ilerlediler ve gözden kayboldular dedi. Karayolu geçmeden önce Gülburnu sahillerindeki Laz ve Zefre limanları gemilerin uğrak yeri ve tersane olarak faaliyet göstermekteydi. Limanın arkasındaki ormanlardan kesilen ağaçlar Laz limanında gemilere yüklenip satılmak üzere başka yerlere götürülürdü. Laz limanında 300 tonluk büyük gemilerin inşa ve tamir edildiği bir tersane de vardı. Yukarıdan mesela odun, ağaç getirdik, burada satardık, işte geçimimizi sağlardık. Geçik oyun vardı, Akçabat, o Mersin, o tarafın balıkçıları geldi buraya. Buraya denizde av yaparlardı onlar, bu yağ balığı derik. Onu gidegenden motoru yüklerdi, odun, ağaç burada millet satardı, geçimini sağlardı. Okardan buraya odun getiriyorduk, buradan yukarı Bukhara gidiyorduk. Neyle? Bir saatlik yola. Sırtınızda? Sırtımızda tabii. Yorulmuyor mu? Yol yok ki. Bu yer Laz Limanı dediğimiz, eskiden gemilerin yapıldığı, gemi kızaklarının bulunduğu bölge. Büyüklerimiz burada büyük gemilerin de yapıldığını söylerlerdi. Kırmızı Eva kadar gidiyoruz ama genişliği çok yoktu. Buranın aşağı yukarı bir 50 metre bir genişliği vardı. İçeriye doğru en az 200 metre falan vardı. Laz Limanı sahil yolu yapımı sırasında tamamen doldurularak yok edilmiştir. Bir zamanlar balıkların oynaştığı, martıların uçuştuğu, doğal dokusuyla göz dolduran limanın yerinde şimdi yerler esiyor. Karadeniz bölgesinin coğrafi özelliklerini taşıyan Zefre Limanı ihtişamlı manzarasıyla görenleri mest ediyor. Gülburnu'nda doğup büyüyen emekli öğretmen Halit İşsever, çocukluk yıllarındaki Zefre'yi anlatıyor. Karadeniz sahil yolu yapımı ile ilgili çok önemli bir konuya dikkat çekiyor. Deniz, boy, bayrağın olduğu yerden başlar, ta arkadaki evlerin olduğu yere kadar devam ederdi. Burası başta başına bir zenginlikti. Burada 300 tonluk gemilerin yapıldığını ben hatırlıyorum. Birinci liman olarak Gülburnu Limanı, doğal limanı, ikinci olarak da bu Laz Limanı
köyümüzün vazgeçilmez zenginliğiydi. Gülburnu limanı dolduruldu, gerekse burası tamamen dolduruldu, devre dışı bırakıldı. Yazık değil mi? Ansiklopedilerde de geçer. Gülburnu köyü Zehve tersane kalıntısı diye. Bununla ilgili yazışmalar yapmıştım terdi olarak, dernek olarak. 1975 yılında yol geçerken Trabzon'dan gelen Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'ndaki heyet limanın kaybolduğunu, yol geçmesi nedeniyle tahrip olduğunu söylediler. Bana o şekilde bir rapor verdiler. Gülburnu Köyü Asma Köprüsü. İşte karşımızda tarihi Zefre Limanı üzerindeki Gülburnu Köyü Köprüsü. Gülburnu Köyü Köprüsü, Türkiye'de deniz üzerine serbest konsol metoduyla yapılan ilk köprü olma özelliğine sahiptir. ...1998 yılında gergin eğik baskılı olarak yapımına karar verilmiş olan köprü projesinden daha sonra vazgeçilmiştir. Bunun üzerine limandan tünelle geçiş gündeme gelmiş, ölçümler yapılmış ancak bu güzergahta 30 civarındaki evin yıkılması söz konusu olunca bu projeden de vazgeçilmiştir. Tarihi limanın doldurularak yol yapılması kararı karşısında İsa Kara ve Ahmet Güler'in öncülüğünde köy halkının bir bölümünden imzalar toplanmış, dönemin Cumhurbaşkanı, Başbakan, Meclis Başkanı, Giresun Milletvekilleri, siyasi parti genel başkanlarına dilekçeler verilmiş, limanın 1850 yıllık geçmişi olduğunu gösteren belgeler gönderilmiştir. Milattan sonra 150 yıllarında, Tiraboğlu kitabında vardır, Ayhan Yüksel'in kitabında, 150 yıllarında Zefre'de liman olduğundan bahsedilmektedir. Giresun dergisi sahibi Remzi Mamasoğlu vasıtasıyla bazı Giresunlu bürokratlarla toplantılar yapılmıştır. Yapılan tüm bu çalışmalar sonucu her iki etüt çalışmasından vazgeçilerek bu kez köprünün dengeli konsol inşaat metoduyla yapılmasına karar verilir. 2007 yılında bitirilerek trafiğe açılan Karadeniz sahil yolundan 2 yıl sonra 22 Mayıs 2009'da köprü hizmete açılır. Köprü 3 ayaklı olup kenar açıklıkları 82.50 metre, orta açıklığı ise 165 metre olmak üzere toplam 330 metredir. Burası liman mahallesinin girişindeki balıkçı barınağı. Kent ormanı hemen yukarıda. Giresun, Esbiye kent ormanının eteklerinde de işte bu güzel, bu muhteşem manzara var tarihi Zefre Limanı'nda. Yurdumuzda daha önce bu metotta inşa edilmiş iki köprü vardır. Bunlardan birisi 1986 yılında yapılan Malatya Kömürhan Köprüsü, diğeri Ankara Mamak yolundaki İmrahor Köprüsü'dür. Fakat Gülburnu Köyü Köprüsü, Türkiye'de deniz üzerine serbest konsol metoduyla yapılan ilk köprü olma özelliğine sahiptir. Liman Camii. Köyümüzde yerleşim 1800'lü yılların başından itibaren başlamış, 1900'lü yıllara kadar devam etmiştir. İbadetlerini yapacakları cami ihtiyacı doğmuş ve bu amaçla ilk olarak bugün Liman Mahallesi dediğimiz yerde o günkü şartlara göre kesme taşlardan 1904 yılında ilk cami inşa edilmiştir. Ortalama 100 metrekare civarında olan caminin minaresi de kesme taştan yapılmıştır. 1976 yılına kadar hizmet veren Liman Camimiz, Karadeniz Otoyolu projesi nedeniyle yıkılarak yerine bugün halen hizmet veren cami inşa edilmiştir. Müzik.
Kıran Camii. Köyümüzün nüfusunun çoğalması ve yeni yerleşim yerlerinin yapılması nedeniyle ikinci bir cami ihtiyacı doğmuştur. İkinci caminin bugün Kıran Mahallesi dediğimiz yerde yapılmasına karar verilmiştir. Caminin yeri Kocaoğulları ve Sofuoğulları tarafından hibe edilmiş, Güler, Uçar, Henek, Demir, Kıdıl ve Eraslan ailelerinin yardım ve destekleriyle 1951 yılında cami yapılmıştır. Köyümüzde cami bir tane. Camiye geliyor. Ekseride cuma günleri. Cemaat oldukça kalabalık oluyor. Arkadaşlar diyor, şu diyor patlarımızı çıkardı diyor, patlarımızı. Kışın soğuk. Patları çıkartacağız. 2-3 kişi daha alacak cami. Ufak ya cami. Küçük ya. Babalarımız, amcalarımız 4-5 kişiden ibaret bir araya geldiler. Ya böyle olmayacak bu. Biz bir cami yapalım buraya. O caminin olduğu yere cami yapmaya karar verdiler. Ve taşı nereden yaptılar? 1 kilometre uzaklıktan denizin üzerinde taş vardı kaya. Oraya dinamitle beraber parçaladılar. Bir Esniye'nin Çel köyünden bir usta vardı, Hamdi Usta. Ve cami öyle yaptı. Camimiz o günkü şartlarda kapı ve pencere kenarları kesme taşlardan ve duvarları denizlerden, derelerden alınan taşlarla inşa edilmiştir. Halkın kendi limanlardan, o zaman yol yok buralardan, sahil yolu yok. Sahil yolu Ağrımerit'ten Keşeba iniyor. Halkın kayıklarla denizlerden, işte karadan kendi el emeğiyle taşları toplayarak bu camiyi yapımını tamamlıyorlar. Dinamitlerle patlatılarak çıkartılan taşlar, ustalar tarafından yontularak ve şekil verilerek hazırlanmış ve sırtlarda taşınarak kum ve kireç karışımı harçla inşa edilmiştir. Yapıldığı yılda minaresi olmayan caminin Aziz Güler'in önderliğinde 1974 yılında minaresi yapılmıştır. Bütün bunlar o yıllarda karayolu ve araç yolu olmadığı için tamamen insan gücü ve emeğiyle taşınmış ve yapılmıştır. ...60 yıl sonra Kıran'daki bu ikinci camimizin tamirat ve tadilat ihtiyacı doğmuştur. Köylüler istişare toplantıları düzenlemiş, ortak bir noktada buluşamamışlardır. Aziz Güler torunu Kazım Güleroğlu Ahmet Güler, caminin yenisinin yapılması gerektiği görüşünü ortaya atmış ve bu konuda karar kılmıştır. Ahmet Güler bununla ilgili gerekli teşebbüsleri yapmış, ilgili tüm kişi ve kurumlara müracaat edilmiştir. Ancak Tarihi Eserler Yüksek Kurulu buranın tarihi eser olduğunu belirtmiş ve yıkılmaması yönünde karar vermiştir. Bu kararın değiştirilmesiyle ilgili çok mücadele edilmiş ancak sonuç alınamamıştır. Bunun önce yıkıp yeniden yapmayı programladım ama Yüksek Anıtlar Kurulu'na takıldım. İyi ki de takılmışım, iyi ki de müsaade etmemişler. Abi dedi bu kadar uğraşma boşuna. Burayı dedi, yapan insanlar burasının yıkılmasını istemiyor olabilirler dedi. Deyince ben de şafak attı. Yıkmak yerine, yıkıp yeniden yapmak yerine mevcudu restore etmenin daha uygun olacağını düşündüm. Bunun üzerine caminin restore edilmesi, imam evinin yenilenmesi, çevre düzenlemesi yapılması konusunda karar verilmiştir. 2013 yılında restorasyon çalışmalarına başlanmış, işin yapımı bir müteahhit firmaya verilmiş, işin takibi, sorumluluğu ve maddi maliyetin büyük çoğunluğunu Ahmet Güler karşılayarak işe başlanmıştır. Camiye ulaşım için Kadırga denilen mevkiden yol yapılmış, yarımada üzerinde bulunan caminin mezarlık tarafındaki yolunda ilerleyen zamanlarda yapılması kararlaştırılmıştır. O yıllarda Espiye Kaymakamlığı görevini yapan ve an itibariyle Kırklareli valisi olan Sayın Osman Bilgin Bey'in yolun yapımındaki katkılarını, caminin yapımıyla ilgili moral ve manevi katkılarını unutamayız. Ayrıca Espiye Belediyesi Başkanı Sayın Mustafa Karaderen'in de desteği ve katkılarını unutamayız. Espiye'nin benim hayatımda çok özel bir yeri var. Espiye hakikaten mesleğimin en güzel günlerinin geçtiği yerler. Espiye, Zefre, Gülburnu Camii çok önemlidir bizim hayatımızda. Özellikle
Ahmet Bey'e, iş adamı Ahmet Güler Bey'e çok teşekkür ediyorum. Orada çok güzel bir cami restorasyonu yaptık. Ve hakikaten İstanbul Boğazı'ndaki Ortaköy Camii'nden hiçbir farkı yok. Olağanüstü bir eser ortaya çıkardık. Önümüzdeki 50 yıl değil, 100 yıl değil, 500 yıl yaşayacak o eser. Önce cemaat odasını, işte imam evini yaptık. Çevreyi düzenledik, istinat duvarları yaptık, şadırvanı yaptık. Cami tamamen sökülerek dört duvar haline getirilmiştir. Dış duvarlardaki sıvaları sökülmüş ve orijinal taş ortaya çıkarılmıştır. Cami dört duvar kaldıktan sonra tüm iç ve dış çalışmalar yeniden ve sıfırdan yapılmıştır. Ahşap kullanılan bölümler tamamen sert maun ağaçtan orijinal haliyle yapılmıştır. Minare beton olduğu için yıkılarak yerine orijinal kesme taştan minare yapılmıştır. Türkiye'nin en güzel camilerinden birisi Giresun Esbiye Gülburnu. Tarihi Zefre sahilindeki bu cami. Karadeniz sahil yolunun kenarında, denize tamamen sıfır, dalgaları adeta camimizin duvarlarını yalıyorlar. Karadeniz sahil yolunun kenarında olması hasebiyle 81 vilayetten cemaatimiz oluyor. Namaz kılıyoruz, sohbet ediyoruz. Onlar buranın temiz havasını, o güzelliklerini, sakinliklerini yaşıyorlar, memnun kalıyorlar. Restorasyon çalışmaları yaklaşık 3 yıl sürmüş, örnek bir eser yapılmıştır. 22 Temmuz 2016 Cuma günü başta Giresun Sayın Valimiz Hasan Karahan ve Milletvekilimiz Sayın Sabri Öztürk olmak üzere, Esbiye Kaymakamı Sayın Mesut Çoban, Belediye Başkanı Sayın Mustafa Karadere, Giresun ve Esbiye müftüleri, birçok devlet erkanının, halkımızın ve özellikle İstanbul'dan gelen eli bol, gönlü bol, çok değerli iş adamı Kenan Şişman ve çalışanlarının katılımlarıyla açılış yapılmıştır. Açılış maalesef 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin hemen sonrasına rastladığı için yolumuzu yapan, moral ve manevi olarak desteğini gördüğümüz eski kaymakamımız Sayın Osman Bilgin Bey açılışa katılamamıştır. Bu vesileyle katkılarından dolayı kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Medine yoluna vardım, can Muhammed'i aradım. Onu görmekmiş muradım, Medine'nin yollarında, Medine'nin yollarında. Gülburnu'nda belgesel çekimlerimize devam ediyoruz. Birinci Dünya Harbi, Kafkas Cephesi,
Harşit savunması ve İkinci Dünya Harbi yıllarında büyük sıkıntıların yaşandığı yerlerden biri de Gülburnu'dur. Gemiler Şura Limanı'na gelirlerimse, oraya demir atarlarmışsa Şura Limanı'nın ağzına, o derenin içine doğru oradaki eski evler gelir, insanları böyle arkaya kaçarlarmışlar, bize lağım atarlar da öldürürler diye. Türkler buraya kadar da gelmişler. Oradan bağırırmış gemi, Rus gemisi. Ayşe, Fadime, Emine. Herkes inlere kaçarmış. Harşit'te Ruslar bombardıman ederlermiş bizim askerler beri de. Yiyecek yok, yiyecek yok, araba yok, bir şey yok. Bizim vatandaşımız arkasına vurmuş 10 kilo, 20 kilo yük. O kadıncağızlar hep beraber oraya askerlere yiyecek götürülmüş. Ne buluyorlardı yani? Fındık geçmişte askeri strateji güründü. Askere yiyecek olarak dağıtılmıştı. Bir tarihi gerçeği daha öğrendik fındıkla ilgili. Hiç fındıktan ekmek olur mu demeyin. Açlık çok şey öğretir insana. İnsanlar karınlarını doyuracak bir şey bulamaz. Ağaç kabuklarını, boş mısır koçanlarını ve fındığı kabuğuyla öğütüp ekmek yaparak yerler. O günlerin canlı şahitlerini dinlerken duygulanıyoruz. Mısırın şey, koçanını, kendisi yok tanesi, fındığı değirmene götürdü rahmetlik babam. Annem fındık kabuklu ekmek yaptı. O zamanlarda böyle bolluk neredeydi? Kıtlık zamanlar oldu. Ekmek bulamıyordu insanlar. Fındık ekmeğini işte böyle ne bileyim ben suyla yoğuruyordu. Şey diyordu herhalde sadece böyle böyle pişiriyordu sacın üstünde. Öyle bize veriyordu, yoktu ki. Ayakkabı yok. Çaruk efendi, çaruk. İneğin derisini kesersin. Kıyılarını deler, ip takarsın, ayağına bağlar gider. Gülburnu Köyü'nün ekonomisi. Gülburnu Köyü'nün tarıma elverişli topraklarının az olması, büyük bir kesiminde orman ve fındık bahçeleri bulunması nedeniyle diğer tarım ürünleri için kalan alan yok denecek kadar azdır. Köyün geçim kaynağı başta fındık, balıkçılık ve çay tarımıdır. Sebede takarsın, toplarsın fındığı, getir harmana serersin, harmanda kurur. Harmandan çuvala koyar, sırtınla ipiyle getirirsin, merağa koyarsın. Biraz merim fındık bahçeden bitene kadar merekte fındık durur, harmanda kurur ama. Harmanda dırma olan fındığı kurudursun, karıştırırsın. Oradan sonra getirirsin. Fındıkları böyle sofraya döker, imeci yapardık. Bugün sen bana geldin, yarın ben sana gideceğim. Fındıkları öyle elimizde açladık. Patuz yok, yol yok, iz yok. Fındık ilimizin alemati harikası. Giresun deyince akla ilk gelen ürün fındık, Giresun fındığı. Ortalama dekar başına verimliğimiz 100 kilogram civarında. Tarım müdürlüğümüz nezdinde, yine ziraat olanımız nezdinde bu 100 kilogramlık üretimin arttırılması, daha ileriye taşınması, bahçelerin, ocakların gençleştirilmesi noktasında çalışmalarımız var. Dalgalarıyla beraber olsun. Tabii ki tehlike atlattığımız zamanlar oluyor. Anlık rüzgar esmesi, anlık dalgaların yükselmesiyle beraber tabii ki zorlanıyoruz. 90'a yakın sandal var barınağımızda. Yani devletimiz yapmış olduğu bir barınağımız var. Benim 68 tane üyem var.
Yani kooperatif üyesi. Zargana balığı olur. Barbun. Lüfer olur, barbun olur. Palamut olur, istavrit olur, mezgit olur. Ortalama 50 ton, 100 ton çıkar yıl boyu. Bu Henek Deresi'nde, hani Zefre Deresi derler, denize kadar dağ alası denen alabalık çok boldu. Tatlı su bir tarafta, deniz suyu bir tarafta, alabalık olur, deniz alabalığı olurdu orada 5 kiloluk. Morile balığı dediğimiz Mersin balığı vardı, 300 kiloluk, 150 kiloluk küçük. Küçüklerini atardık denize, büyüklerini de 300-150'den yukarısını tahminen göz tahminiyle alırdık onları. Yani Karadeniz'in balık üreme havzasıdır burası. Küçük balıkçılar, olta balıkçılığı balık tüketmez. Fırınta kayaları ve Asargaya arası 8 mil sahile büyük balıkçılar girmesin. Burası bir akvaryumdur. Bir zamanlar Zefre'de her evin bahçesinde ticari olmamakla birlikte erik, taflan, elma, armut, hurma, kiraz, dut, portakal gibi meyve ağaçları bulunurdu. Bunun yanında yazın fasulye, domates, patlıcan, biber, salatalık, lahana, mısır, kabak gibi mahsuller üreten köy halkı, bunlardan elde ettikleri mahsulleri taze olarak tükettikleri gibi bir kısmını da kış aylarında kullanmak için kurutarak saklarlardı. Genelde her köy evinde bir veya daha çok sığır beslenerek ailenin süt, yağ, çökelek, peynir gibi ihtiyaçları karşılanırdı. Bu ürünlerin fazla olması halinde pazarda da satarlardı. Bazı aileler de köyün üst kısımlarında arıcılık yaparak hem kendi ihtiyaçlarını karşılar hem de aile bütçesine katkı sağlardı. Son 40 yıldır bu üretim çeşitlerinden birçoğu yapılmamaktadır. Arazinin büyüklüğüne göre arıcılık, olta balıkçılığı, tavuk yumurtacılığı, işletmecilik ve çok az da olsa hobi olarak sebze yetiştiriciliği yapılmaktadır. Yunus balığı avcılığı. Geçmişte Gülburnu köyünün önemli geçim kaynaklarından biri de Yunus balığı avcılığıyla balık yağı ticaretiydi. Yunus balıkları 50-60 kilo ağırlığında türlerine ve büyüklüğüne göre 4-5 santimetre kalınlığında yağ tabakasıyla kaplı deniz canlılarıdır. Balığın en iri olanına afalina veya afarna, orta boy olanına tırtak, en küçük olanına da mutur ve musur denir. Büyük olanların postu 15-20 kilogram gelir. Karnının altındaki beyaz kısım daha çok tercih edilir. Yağ ve un yapımında kullanılan yunus balığının avcılığı ilk dönemlerde kayıklarda motor olmadığında kürekte Rus karasularına kadar gidilerek yapılırdı. Bu dönemde 3-4 günde dönüldüğü olurdu. Takip edilen balıklar su yüzeyine çıktıklarında çakmaklı tüfeklerle vurulurdu. Daha sonraları teknelere büyük motorlar yapılıp makineler takılınca avcılık daha kolay ve seri hale gelir. O zamanlarda geçim darlığından yunus balığı avlıyorlardı. Da tabii sonra yasaklandı. Yasaklanınca bırakıldı. Okullar eğitim yuvası ve bu okullardan kimler geldi, kimler geçti? Hangi öğretmenler burada eğitim verdiler? Nice gençler, bugünün yaşlıları bu okulda eğitim gördü. Zefre'deyiz, Gülburnu Köyü'ndeyiz ve Gülburnu Köyü İlkokulu bugün ıssız da olsa buradan yetişen çok değerli insanlar, vefakar insanlar var. Okula gittik. Yalnız okula giderken ayaklarımız yalın ayak. Yalın ayak. Çarık bile yok. Çarık. Ayaklarımızda çarık yok. Yalın ayak gidiyoruz. Okulun yolu da biraz taşlı maşlı falan. O taşlar ayaklarımızı eziyor. Ezdiği zaman biz okuldan dağılıp da eve dönüşümüzde o çalı sübürgeleri giriyor. Yılgın giriyoruz. Yolları sübürüyoruz. Ayaklarımıza taş batmasın diye. Hem okula gittim, hem çobanlık yaptım.
Henek Mahallesi'nden limandaydı okul. Limana kadar olan mesafe aşağı yukarı 3-4 kilometredir. Biz o limana kadar olan 3-4 kilometre mesafeyi o çocukluk yıllarımızda yürüyerek giderdik. Kara, buza, öteki kardeşlerim hep okula gitti. Bir de odun götürüyorlardı. Burada sopada ısınıyorlardı. Yaklaşık 1,5-2 saatlik bir süreyi biz ilkokula oraya gider gelirdik. Yani yürüyerek kargış. Şimdi okullar tatil oluyor ufak bir karda ama bize tatil de yoktu. Yani kar bizim belimize kadar vardı. Biz okula gider gelirdik. Çocukluk yıllarım gayet güzel geçti. Her şey doğaldı. Burada büyüdük. İlkokulu 4'e kadar burada, ortaokulda Esmiye'de okudum. Ya o zamanların koşulları, şimdi koşulları tabii ki çok fark var. Şimdi meslek lisesine gitmek şöyle oldu. Biz okula müracaatımızı yaptık. Dediler ki imtihan yok. Ve biz okula giderken yolda motorla gidiyorduk o zaman. Sadece köyümüzde bir tane motor vardı. Giresun Adası'nın önüne geldiğimizde motor arıza yaptı. Biz imtihanı, birinci imtihana giremedik. Ertesi gün tekrar imtihan var. Bize de kimse, hani ikinciye girin, şansınızı deneyin demedi. Biz de açıkta kaldık. Biz dedik ki biz okuyabilecek bir yani kabiliyete sahibiz. Siz bize bir şans tanır mısınız dedik. Okul müdürüne. Okul müdürü dedi ki, siz hiç ondan sonra Celal Bey'e çıkmayın, ben sizi okula alacağım. Ve biz okula öyle başladık. Kent Ormanı. Gülburnu Köyü Henek Mahallesi'nin üst kesimlerinde yer alan Esbiye Kent Ormanı'na doğru yola çıkıyoruz. 15 dakikalık yolculuk sonunda ulaştığımız Esbiye Kent Ormanı'nda orman ve denizin muhteşem manzarasını izlerken gözlerimiz kamaşıyor. Rüzgarda sallanan ağaçlar ve kuşların ninnileri eşliğinde çayımızı yudumluyoruz. Karadeniz ayaklarımızın altında sanki. Şehirlerde insanların mesire yeri olarak kullanabilecekleri bir alan oluşturma uygulaması kapsamında Giresun ilimizin Esbiye ilçesi Gülburnu Köyü'nün zirve noktası olan tarihi Ocaktepe bölgesinde 2004 yılında kent ormanı inşasına başlanmış ve 2005 yılında bitirilmiştir. Buranın yapımında ve güzergahının tespitinde o tarihlerde Giresun İl Genel Meclisi'nde üye olan köyümüzün ileri gelenlerinden Sayın Fazlıoğlu Muammer Güler'in büyük katkıları olmuştur. 81 ile 81 tane kent ormanı projesini sundular. Zefre Dağı'nın buraya çok uygun olduğunu düşündüm. Hem valiyle hem o günün orman bölge müdürüyle bu konuyu dile getirdik. Ve geldiler, baktılar, hakikaten uygundur dediler ama yol yok tabii. Kent ormanı olabilmesi için yolun olması lazım. 11 kilometre dağa yol yapıldı. Aynı zamanda buradaki vatandaşlarımızın da fındık bahçeleri bu yol sayesinde ulaşıma kavuştu. Kent ormanı yol güzergahı sahil boyundan başlayarak Henek mahallemiz içerisinden geçmekte ve yaklaşık 4 kilometre mesafededir. Halkın mesire alanı olarak kent ormanı 500 metrelik bir yükseklikte olup içerisinde göletler, yürüyüş yerleri, koşu alanı, gözetleme yeri, seyir terası, yağmur korunakları, dinlenme ve çocuk oyun alanı, çeşme, spor alanı, kafeterya gibi hizmet verilen yerler vardır. Kestane, kayın, gürgen, kızıl ağaç, orman gülü, çoban püskülü, likapa, yabani fındık gibi birçok ağaç ve bitki türünü barındıran kent ormanı nefes oluyor misafirlerine. Esbiye kent ormanı tavşan, karaca, doğan, tilki, çakal, sincap, sansar, sülün, ağaç kakan gibi birçok kuş ve hayvan türüne de yurt,
yuva oluyor. Ormanlarımız, özellikle Orman Bakanlığı, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüklerimiz o güzellikleri gelecek kuşaklara aktarıyor. Şu an Giresun Kent Ormanı içerisindeyiz ve arkamızda Mican Kayası. Meşhur Mican'ım türküsünün de söyleyicisi, bir dönem bölgede etkin bir isim. ...19. yüzyılda yaşadığı söylenen yöresel halk kahramanı Micanoğlu'nun burada uzun bir süre yaşadığı dilden dile anlatılmaktadır. Yörede bulunan bir kayalık Micanoğlu'na atfen Mican Taşı olarak adlandırılmaktadır. Burası kent ormanında bulunan Mican Taşı. Galisarı ben yaptım, Giresun'a ev yaptım, zalimin parasıyla diyor yoksulları donattım. Micanoğlu işte o zamanın şeyiyle eşkıya diyorlar. Dağlarda gezermiş, işte zabıtalardan kaçarmış. Burası da görünüm itibariyle Giresun'u ve Esbiye taraflarını tamamen gözaltına aldığı için buralardan gelip zabıta kuvvetlerini gözlermiş. Bu bölgedeki kent ormanı yapılmadan önce de köyümüz için farklı bir özelliği vardır. Burada 400 yılı aşkın bir zamandan beri 60 öncesine kadar Hıdrellez şenlikleri yapılırdı. Hıdrellez kutlamaları bugünkü kent ormanında bulunan Evliya Tepesi ve Ocak Tepe olarak adlandırılan bölgede düzlük alanlarda yapılırdı. Hıdrellez bütün Türk dünyasında bilinen bayramlardan biridir. Ruz-ı Hızır yani Hızır günü olarak adlandırılır. Hıdrellez günü Hızır ve İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştukları gün olması nedeniyle kutlanmaktadır. Hıdır ve İlyas sözcükleri halk dilinde birleşerek Hıdrellez adını almıştır. Ülkemizde Hıdrellez günü her yıl 6 Mayıs tarihinde kutlanır. Ülkemizin değişik bölgelerinde farklı şekillerde kutlanan Hıdrellez, bugün Gülburnu köyünde kutlanmasa da geçmişte kutlanmaktaydı. Hıdrellez gününde dileklerin gerçek olduğu, dua kapılarının açıldığına inanılırdı. Büyükannemlerin anlattığına göre büyük düz, küçük düz var bu arka tarafta. Hürmetli garanından çıkarlarmış, o büyük düze, küçük düze gelirlermiş. Orada şenlikler olurmuş. Hıdrellez şenliklerinden sonra arkadaşlarıyla beraber buradan ağrı aşağıya Henek Mahallesi'ne inerlermiş. Henek Mahallesi'nde herkes kendi kafa dengiyle bir süre oturup muhabbet ettikten sonra akşam üzerine doğru eve dönerlermiş. Yalnız çok anlatırlardı o zaman. Bu Henek'te oturanlar çok eli açıklarmış. Envai çeşit türlü mahsul yetiştirirlermiş. Onların sepetlerini, harar dediğimiz sepetleri doldururlarmış onların verdikleriyle. Akşamları köylere, köyüne eve dönerlermiş. Biz güzeldi bu Hıdrellez'e. Burada kemençe davul zurna. Yani sadece bizim köy değil. Bu Kalecik köyü, Düşköyler falan, Bekon köy, bir köydür ya. Burada davul zurna çalar çığırlardı. Erdi dağların karı, geçti ömrümün baharı. Acı kapıya gelmeden, durma gel gönlümün barı. Al yeşil giyinmiş anam, geline bakın. Al yeşil giymiş anam, geline bakın. Salınıp giden yavrumun boyuna bakın. Millet işte Hıdrellez günü kimi yumurta açlardı. Herkes yumurta alır gider orada yerdi. Burada acıkan gelirdi köy aşağı. Buranın adamları. Yukarıda bizde yerlerdi, içerlerdi. Evlerine gelirlerdi işte. Çok gelirdi misafir. Bir kızım derdi bana. Ben derdi gencike bir gece derdi misafirsiz kalayım derdi. Her gece misafiri gelirmiş. Buna. Hı. Benim misafirim çok gelirdi dedi. Eskiden yolu izliyordum. Gelen yatmaya geliyordu. Daha geri dönme şansı yoktu.
Gülburnu'ndan İstanbul'a göç. Gülburnu köyünden İstanbul'a ilk göç eden kişi Ömer Kara'dır. Askerlik dönüşü Esbiye İlkokulu'nda hademe olarak çalışmaya başlayan Mehmetoğlu Ömer Kara, 1936 yıllarında İstanbul'a gider. Paşabahçe Tekel Fabrikası ve Cibali Sigara Fabrikası'nda çalışmaya başlar. Ömer Kara, köydeki akrabalarını ve arkadaşlarını İstanbul'a çağırıp yanına alarak onların da işe girmelerini sağlar. İlk dönem İstanbul'un Fatih Küçük Mustafa Paşa ve Rami semtinde yoğunlaşan bu insanlar, 1960'lı yıllarda Bayrampaşa bölgesinde satılan arsalardan alarak, 1970'li yıllarda ise Atış Alan bölgesinden arsalar alarak buraya yerleşmeye başlar. 1953'te İstanbul'a gittim. Yani ev tuttuk işte, bir ortaya işe girdik. Öyle geçindik, gittik. 1950'de İstanbul'a geldim ben. Halamın oğluyla beraber konuşup bir ettik. Bir arsa aldık, ev yaptık. Bugün Bayrampaşa ve Atış Alan bölgesinde oldukça yoğun bir şekilde bulunan Gülburnu köylüleri, zaman içerisinde İstanbul'un değişik ilçelerine, başka illere ve dünyanın birçok farklı ülkesine göç etmiştir. Fakat Gülburnu köylüleri ata dede memleketlerini asla unutmamış, sıla-i rahim kültürünü yaşatmak için yaz tatillerinde Giresun, Esbiye, Gülburnu köyüne gelmiştir. Balık alıyor aşağıda, bir gezmeyi, burada bir pencere çıkıyorsun, bir hava alıyorsun, bir tane düğün görüyorsun. Ama İstanbul'da komşun belli değil, neler olduğu belli değil, uyum sağlayamıyor insan. İstanbul'da kurulan Gülburnu Köyü Derneği. İstanbul'da yaşayan Zefreliler örgütlenerek hemşerilerinin karşılaştıkları sorunları güç birliğiyle çözmek, sevinç ve acıları paylaşmak amacıyla bir dernek kurmaya karar verir. Bu kararlarını İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinin Murat Mahallesi Tuna Caddesi üzerindeki Arif adındaki Tirebollu bir hemşerimize ait olan küçük bir yazıhanede hayata geçirirler. Başkanlığa da Ali Kara'yı seçerler. Böylece Gülburnu Köyü Yardımlaşma ve Güzelleştirme Derneği'nin kuruluşu 1974 yılında resmen gerçekleşmiş olur. Derneğin kuruluşunu gerçekleştiren kurucu üyelerden hayatta olmayan Ali Kara, Selamet Kıdıl, Bekir Gebeş, Kazım İşsever, Nazmi İpek, Mustafa Ulu, Hakkı Güler ve Mehmet Özkan'a Allah'tan rahmet diler, hayatta olan Ömer Güler ve Kemal Küçü'ye de sağlıklı uzun ömürler dileriz. Gülburnu Köyü Derneğimizde 3 dönem başkanlık yaptım. Bir ihtiyaca binen derneğimizin yanında bir Gülburnu Köyü Gönül Birliği adı altında bir oluşum gerçekleştirdik. Buradaki amacımız daha çok hayır hasanat. Şimdiye kadar 100-150 civarında öğrencimize burs verdik. Yol nedeniyle yıkılan eski caminin yerine yeni caminin yapılması, caminin hemen yanındaki 70 metrekarelik dükkanın cemaat odası ve Kur'an kursu yapılması, eski liman köprüsünün olduğu yere 5 kabinli tuvalet yapılması, Karadeniz sahil yolu nedeniyle yok olan mahalle çıkışlarına merdiven yapılması, köye elektrik getirilmesi için proje çalışması, Henek yolunun proje alınması, limana barınak yapılması için proje alınması.
Dernek bu çalışmaların yanında yardıma muhtaçlara yardım edilmesi, içme suyu boruları döşenmesi gibi birçok konuda Gülburnu Köyü'ne hizmet yapmışlardır. 1974 yılında kurulan Gülburnu Köyü Yardımlaşma ve Güzelleştirme Derneği'nin kuruluşundan bu yana 1974-1984 yılları arasında Ali Kara, 1984-1998 yılları arasında Talat Çakır, 1998-2005 yılları arasında Kemal Kıdıl ve 2005-2009 yılları arasında Hüsnü Kıdıl başkanlık yapmıştır. 2009 yılında başkanlığa gelen Necati Ulu, halen derneğin başkanlık görevini sürdürmektedir. Değişik yıllarda, değişik adreslerde faaliyet gösteren dernek, 2016 yılında Havaalanı Mahallesi Gözlem Sokak numara 3 Taksim A, Atış Alanı İstanbul adresinde kendi mülkünü alarak çalışmalarını devam ettirmektedir. Bir Devralen programımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Değerli izleyenlerimiz, kısa zaman dilimi içerisinde sizleri Karadeniz'e, fındığın başkenti Kiraz'ın ana vatanına, tarih, kültür, turizmde marka şehir Esbiye'ye götürdük. Bir başka Devralen programında buluşmak üzere Esbiye'nin tarihi Zefre Limanı, Gülburnu Limanı'ndan Allah'a ısmarladık değerli izleyenlerimiz. Ünlü kültür adamlarımızdan Ahmet Kutsi Tecer ne de güzel söylemiş. Orada bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüzdür. Gezmesek de, tozmasak da, o köy bizim köyümüzdür. Orada bir ev var uzakta. O ev bizim evimizdir. Yatmasak da, kalkmasak da, o ev bizim evimizdir.